Şimdi benim bahsetmek istediğim olay şu arkadaşlar. Benim bir tane sayfam var. Şu string'i kapatayım. Manifest'te şu iki satır kod var arkadaşlar. İki satır kod. Bu ana sayfa ve çalıştığında bu sayfa gelir demek. Nokta main activity de şu sayfam geliyor demek. Bu sayfa launcher olarak geliyor demek. Şimdi ben yeni bir sayfa ekleyeyim. Şimdi yeni sayfa eklemek için geliyorum şu com ilk projeme. Sağ tıklıyorum. New diyorum. Activity sayfalara activity diyoruz Android'de. Empty activity. Buna da ne olsun? Linear layout activity olsun. Hatta bitişik olmalı çünkü boşluk kabul etmiyor. Linear layout activity. Şimdi otomatik olarak şu alttaki tasarım sayfasının da ismini veriyor. Şimdi ben bunu finish diyorum. Bunu bir oluştursun. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Şurada sayfam oluştu. Şurada da tasarım oluştu. İkisi de buraya geldi. Bu ne demek? Şöyle yan yana alayım. Main activity'yi sürüklüyorum fareyle. Bak. Bu activity main bunun tasarımı. Activity linear layout bunun tasarımı. Biz launcher aktivitemiz ilk gelince açılan sayfam bu. Şimdi ben manifeste geliyorum. Şimdi bakın linear layout activity var. Yeni oluştu burada. Zaten oluşturduk az önce. Şu intent kısmını şurayı kesersem kesmekten önce şuraya bir şey ekleyeyim mesela. Şöyle split olsun. Şurayı biraz saklayayım. Şimdi dedik ki linear layout göreceğiz. Şurayı böyle bir seçiyorum arkadaşlar. Layout kısmına kadar. Linear layout diye yazıyorum. Tab tuşuna basıyorum. Hem burayı hem burayı linear layout yaptı. Şimdi ben buna linear demek yatay demek dikey demek. Orientation yönlendirme. Horizontal, vertical, yatay ya da dikey yönlendirme vermek durumundayım. Çünkü lineer demek şu x ekseni üstünde şöyle yatayda ya da dikeyde yan yana ya da alt alta bir şeyler eklemek demek. Şimdi ne olsun? Vertical, dikeyde eklesin, alt alta eklesin. Ne eklesin? Mesela bir tane text view ekleyeyim. Genişliği de yüksekliği de wrap content olsun. Şimdi artık kırmızı gelmiyor yok. Constraint yap sağa sınırlandır sola sınırlandır öyle şeyler yok. Tekstimi yazayım. Ana sayfa diye. Şöyle şurada göründü. Biraz da büyüteyim. Text size veriyorum. 40 SP olsun. SP metin boyutuydu arkadaşlar. Bunu söylemiş olduk. Şimdi bu vesileyle şuna da değineyim. Mesela bunu elimizde de ayarlayabiliriz. Genişliği 300 dp dedim, bahsetmiştim. Yüksekliği 50 dp olsun. Mesela şöyle bir şey oluyor. Şunu 350 yapıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. 350 dp şöyle görüyorsunuz. Şunu da 100 dp yaparsam bakın yükseklik genişlik elimle ayarlayabilirim. Şimdi mesela bunu kopyalayayım. Altına yapıştırayım. Alt alta gitsin istiyorum. Bakın bir tane daha geldi. Alt alta gitsin bir tane daha geldi. Şu manifeste geliyorum arkadaşlar. Diyorum ki şu intent filter satırları şu açmış burada. Burada da kapatmış. Kesiyorum. Şuraya getirip yapıştırıyorum. Ne yaptım ben? Artık bu proje çalıştığında linear layout gelecek. Main activity gelmeyecek. Tıklıyorum. Projem geliyor.
Şöyle ana sayfam görünüyor. Alt alta lineer layout'lu bir yerleşim yaptım. Şimdi bunu böyle bir yapabilirim. Bir diğer şey, hızlı başlangıç olduğu için hızlı gidiyoruz.